Evet, merhabalar arkadaşlar. Paragraf ve anlam soru bankası, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları test 2 ile kaldığımız yerden soru çözümlerimize devam ediyoruz. Soru 1 ile başlayalım öyleyse. Yine bize bir paragraf vermiş. Bu paragrafta yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor. Haydi bir bakalım öyleyse bize ne anlatmış? O yıl kış hayli zor geçmişti. Üst üste yağan karlardan kentin sokakları tıkanmış, yapı saçaklarından kol gibi buzlar yere doğru uzayıp durmuştu. Şimdi ben burada zaten sizin okuduğunuzu varsayarak sırayla gidiyorum. Ne diyor bana? Kol gibi buzlar. Buzları neye benzetmiş? Kola benzetmiş. Dolayısıyla ben benzetmeye yer vermiş diyebilir miyim? Evet diyebilirim. A şıkkını eledim. Devam ediyorum. O kış hacı önce öksürmeye başlamış, sonra ekmekçi İbrahim Efendi'nin fırınından doldurduğu gaz teknesinden mangalının başında tir tir titremişti. Peşinden ateşe çıkıp ot yatağının üstüne kat kat eski çuvallarının altında saklayıp durmuştu. Herkes tandırın başından sayıklayıp durmuştu. Pek ayrılmadığından kaç gündür hacının ortada gözükmediğinin farkına varan olmamıştı. Şimdi dikkat edersek ben burada kat kat, tir tir gibi ikilemeler görüyorum. Dolayısıyla ikilemeye yer verilmiştir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. C'yi de eledim. Devam edelim çünkü bana söylenemez diyordu. Devam edelim. Eksikliğini ilk sezinleyen hancı durdu olmuş, kapısını yumruklayıp ulan hacı diye bir hayli haykırmıştı. İçeriden ne bir ses ne de bir nefes çıkmayınca kapıyı kırıp içeri girmişler, donmaya ve hafiften tertip korkuşmaya yüz tutmuş, cesedini çuval yığınının altına katılıp kalmış bulmuşlardı. Şimdi ben burada şu deyimi görüyor muyum? Yüz tutmak deyimi. Kokmaya yüz tutmak. Yani aslında kokmaya başlamak deyimini görüyorum. Dolayısıyla deyimlere yer vermiş mi? Evet, deyimlere de yer vermiş. Devam edelim peki, başka ne diyor bize? Odasının çevresindeki duvarlarsa adliye kalemindeki kadar düzenle sıralanmış dava dosyasıyla doluydu. Hepsinin üstünde de gösterişli bir el yazısıyla bezenmiş Hacı Ömer Karamemik dava dosyası yazılıydı diyor. Şimdi ateş, buz, sıcak, soğuk gibi ben buralarda neler görüyorum? Zıt kavramlar görüyor muyum? Kış, yaz gibi. Dolayısıyla zıt anlamlı ifadelere yer verilmiş mi? Evet yer verilmiş. Tatma duyusuyla ilgili ayrıntılı bilgilere yer vermiş mi? Hayır, vermemiş. Koklamaya belki. Yani koku almaya vermiş olabilir ama tatmaya vermemiş. Bu yüzden cevabım B şıkkı olmalıydı diyeceğim. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bakalım bana ne diyecek ikinci soruda. Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor bana. Sırasıyla bakıyorum. İnsanın kafasını karıştıran, yüreğini ağzına getiren, İçine kaygılarla salan hiçbir şeyin kalmadığı bir geçitteydik diyor. Şimdi ben buraya baktığımda insanın kafasını karıştırıyormuş, yüreğini ağzına getiriyormuş, içine kaygılara salıyormuş. Devam ettiğimde geride kalan unutulmuş sanki ötede bekleyenin sesi henüz gelmiyordu. Geri ve öte görüyorum ben burada. Zıt anlamlılara yer vermiş. Devam ediyorum. Sesi gelmiyordu diyor. İşitme ses olarak ben burada işitme duyusuna yer verdiğini görüyorum. İşitme duyusuna yer verilmiş mi? Evet. Bunu da eledim. Devam edelim. Daha sonra ne diyecek? Altımızda bir iki küçük kaya bulunsa gerekti. Denizin soluğu kırış kırıştı bir yerlerde diye soruyor. Şimdi burada bana söylenemez demiş. Öykülemeye yer verilmiş mi? Evet. Zaman, mekan, kişi gibi tasvirleri hikayeleştirerek mi anlatmış? Ve dili geçmiş zaman mı kullanmış? Evet. Bunu da eledim. Dikkat! Sanki benim hafızamda bir resim mi çiziyor? Evet, sanki bir resme yer veriyor. Dolayısıyla betimlemelere yani tasvirlere de yer verilmiş. Fakat kanıları değiştirme amaçlanmıştır diyor. Kanıları değiştirmede ben daha çok tartışmacı anlatım tekniğini görüyorum. Ama burada tartışmacı anlatım tekniğine ihtiyaç duymuş mu? Hayır. Cevabım bu yüzden D şıkkı olmalı idi diyeceğim. Haydi gelin üçüncü soruyla devam edelim. Bana yine yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Bakalım bir sırayla yine gidelim açıklaya açıklaya.
Mücellada bizleri 1920-1970'li yılların Türkiye'sinden özlemli bir hikayeyle buluşturuyor. Şimdi mücellayı bana açıklayacak belli. Muhtemelen açıklama anlatım biçimi var mı? Var. Yine de devam edeceğiz. Bir bakalım bütününe. Mücella genç cumhuriyetle yaşıt bir kızın unutulmuş kumaşların, kokuların, alışkanlıkların, iğne oyalarının, kimi yarım kalmış kimi tamamlanmış aşkların, hayatı seyretmekte yaşamak arasında gelip giden kadınların romanı. Şimdi bana burada Mücella adlı romanı tasvir mi ediyor, anlatıyor mu, açıklamada mı bulunuyor? Evet. Aslında bu nedire de cevap veriyor mu? Evet, tanımlama ve açıklama var öyleyse. Bu ikisini eliyorum. Devam edelim. Geldik zamanın daha ağır aktığı, hayatın ritminin daha çok mahalle aralarında karar bulduğu vakitler. Gaz lambasının ışığında içilen nohut kahvesinin ağızda buruk bir tat bıraktığı dönemler diyor. Şimdi burada bir nohut kahvesinin içildiğini ve ağızda nasıl bir tat bıraktığını anlatıyor. Dolayısıyla tatma duyusuna yer veriyor mu, veriyor, bunu da eledim. Yine devam ediyorum. Arka planda Türkiye pek çok çalkantının içinden geçerken bile kendini bildi bileli çeyiz işleyen bir genç kız Mücella. Adım adım hayattan çekilirken bunu neredeyse hiç fark etmeyen. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Fark etmeyen derken 3 nokta koymuş. Dolayısıyla ben burada eksiltili cümle var diyebilir miyim? Diyebilirim. Neyi beklediğini bilmeden bekleyen derken yine 3 nokta olduğunu görüyorum. Yine eksiltili cümle var. Dolayısıyla bakıyorum bana söylenemez diye soruyor. Cevabımız D şıkkı, ikileme kullanılmıştır, olabilir diyeceğiz. Devam ediyoruz 4. soruyla. Yine anlatım biçimlerimizle ilgili bir soru var. Burada da şöyle bir göz atalım hep beraber sorumuza. Ne diyor bana? Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diye soruyor. Şimdi öncelikle bir metnimi inceliyorum. Bana şıklarda şunları mı vermiş? Betimleme, yani zihnimde resim yapma biraz daha yoğun var. Devam ediyorum. İletişim, aktarımdır diye başlıyor. Öyküleme, açıklama, karşılaştırma ve tartışmadan bahsedecek. Öyleyse bakalım. İletişim aktarımdır. Yani üretilen anlamların başkalarıyla paylaşımıdır. Bana burada iletişimi tanımını mı yaptı? Evet, tanımını yaptı. Aslında nedir'e de cevap vermiş oldu. Fakat devamına bir bakın. Bana ağır basmaktadır diyor. Sadece ilk cümleyi okusaydım ben burada tanımlama vardır diyebilirdim ki zaten şıklarımızda tanımlama yok. Ama bir devam edin. Devamında iletişimi biraz daha detaylıca mı aktardığını görüyorum. Dilin bu ileti paylaşımı sırasındaki temel görevi iletilerin aktarılmasına, yani karşı tarafa ulaşmasına yarayan bir araç, bir vasıta olmasıdır. Dil olmadan üretilen iletiler karşı tarafa gerçekleştirilemez. Bu yönüyle iletilerin aktarımını sağlayan dil, insanlar arasında iletişimin gerçekleşmesine zemin hazırlayarak kendi bünyesinde yaratmış olduğu göstergelerle anlatma becerisini ve işlevini gerçekleştirir diyor. Dolayısıyla ben burada iletişimin detaylarıyla açıkladığını görüyorum. Cevabımız C şıkkı, açıklama olmalıydı diyebiliriz. 5. soruyla devam ediyoruz. 5. soruda yine bana anlatımda hangisi ağır basmaktadır diye soruyor anlatım biçimlerinden. Dolayısıyla haydi gelin bir okuyalım. Ne diyor bana? Güneş pırıl pırıl ilk yazın başladığını gösteren yoğun gümüş renkli bir parlaklık var havada. Şimdi burada bana havanın biraz böyle nasıl göründüğünü, güneşin pırıl pırıl olduğunu, yoğun gümüş renkli bir parlaklık olduğunu, güneyin ilk ışığı gibi heyecanlı bir aydınlık olduğunu, nasıl göründüğünü çevreyi aslında anlatıyor. Aslında zihnimde benim bir resim mi çiziyor? Evet. Devam edelim. Kanı damarlarda hızla dolaştıran gizil bir güç fışkırtmakta sanki bu ışıktan. Bugün boğaz masmavi, gür ve koyu yeşil. Yamaçlar çıldırmış renklerle bezenmiş. Daha çok renklere gözüme mi hitap ediyor? Evet. Aydınlık kimi kez bir tarafa, kimi kez öbür tarafa sıçrıyor. Hacı Ali Rıza'nın çubuklu sırtlarında boğaz resmini seyreder gibi bakıyorum doğaya. Yine görmekle ilgili detaylara vermiş kendimizi biraz daha. Alçak boylu, tüylü ılgınlar, erguvanların eksik bıraktığı etekleri dolduruyor uçuk pembe rengiyle. Bu mevsimde erguvanlara çarpmadan yürümek zor boğaz sırtlarında. Maçka Vadisi'nde ve denize bakan yamaçlarda evcil beton yerleşim öbeklerinin eşiğine dek her yana uzanmış dal budak salmış erguvan ağaçları. Ağır kül rengi betona karşı her yıl inatla kararlılıkla yenilenen bir baş kaldırının öncü güçlerini andırıyor bu ağaçlar diyor. Benim zihnimde bir doğa tasviri mi yaptı? Evet. Dolayısıyla zihnimde resim çizdiği için cevabımız D şıkkı,
betimleme olmalıydı diyebiliriz. Geldim 6. sorumuza. Bana bu sefer parça için hangisi söylenemez diyor. Şıklarda soru sorma, açıklama, sayısal verilerden yararlanma, örnekleme ve tanımlama var. Dolayısıyla buralardan biraz daha böyle gide gide ele ele yapalım bakalım. Şiir nedir? Ben burada varan biri görüyorum. Şiir nedir? Karşıdaki okuyucuya biraz daha böyle düşünce dünyasını geliştirmek, biraz daha kendi iç dünyasında sistematik bir eleştiri yapmak için ben soru işareti koyduğunu görüyorum. Dolayısıyla soru sorma var mı burada? Evet var, direkt olarak eliyorum, hiç beklemeyelim. Devam ediyorum. Şiir genel olarak nasıl tanımlanır? Yine soru sorma yaptı. Genel olarak şiir kafiyeli ve ölçülü mısralar dizesidir diyor. Şiiri tanımladı mı? Tanımladı. Dolayısıyla eledim. Devam ediyor, daha detaya girecek. Şiirde şekil ve muhteva olmak üzere iki cephe vardır. Şiirin mühtevası göz önüne alınırsa şiirin gücü ortaya çıkar diyor. Burada bana açıklama yapıyor mu? Evet yapıyor. Devam edelim. Hayatın vazgeçilmez unsurlarından olmuştur diyor. Şiir için insan olduğu için bir cazibe merkezi, bir sevda olmuştur şiir. İslamiyet'ten önceki koşuklar, dikkat, İslamiyet'ten önce şiir örneği veriyor bana. Koşuk, sagu, destan şiirlerinin örneklerini mi vermiş? Evet vermiş. Örnekleme de var diyeceğim. Devam ettiğimde ben herhangi bir yüzdelikler, sayısal veriler, kesirler görüyor muyum? Hayır görmüyorum. Bana söylenemez diyor. Hiçbir istatistikli veriye yer vermediği için parçamda cevabım sayısal verilerden yararlanma olmalıydı diyeceğiz. 7. soruyla devam ediyorum. Hangisinden yararlanılmıştır diye soruyor bu sefer bana. Bir okuyalım. Edip Cansever'in sosyalist olup olmadığı hiç ilgilendirmiyordu. Söyleyeceği sözü nasıl söylemiş, ne gibi araçlara başvurmuş, metaforların, imgelerin bir iç mantığı ve tutarlılığı var mı? Söylemek istediğini eserde bir organik birlik yaratarak yeterince söyleyebiliyor mu diye ne yapmış? Sorulara yer vermiş. Okuyucunun zihninde biraz daha eleştirel bir mantık geliştirmek için bu şekilde sorulara yer verdiğini görüyorum. Dolayısıyla soru sormaya vardır cevabımız. A şıkkı olacak. 8. soruya geçtik bakalım. Yine bana ne diyor? Hangisinden yararlanılmıştır diye soruyor. Metnimi öncelikle okuyacağım. Öyküleme, açıklama, tanımlama, betimleme ve tartışma gibi unsurlarımız var. Okuyalım bakalım. Dünya edebiyatına damgasını vuran ünlü yazar Kafka'nın neredeyse tüm eserlerinin ölümünden sonra yayınlayabilmiş olmasını Prag'daki üniversite yıllarından beri yakın arkadaşı olan Max Brod'a borçlu olduğumuz pek bilinmez. O dönemce sıkça örneklerine rastlandığı gibi Kafka tüm günlüklerini, notlarını ve yarım kalmış eserlerini ölümünden sonra yakılmak üzere Max Brod'a göndermişti. Bu satırların okurları Kafka henüz hayattayken ve gitgide yaklaşan ölümüne pek az süre kalmışken neden bu eyleme kendi cesaret edemedi diye sorabilir. Sanırım bu sorunun cevabı da yarım kalan eserler gibi ebediyen sırkalacaktır diyor. Aslında ben burada ne görüyorum? Kafka'nın neredeyse tüm eserlerindeki gibi Prag'daki üniversite yıllarından yakın arkadaşı olan Max Brod'a karşı açıklamalarını detaylı bir şekilde anlatıldığını görüyor muyum? Evet, demek ki cevabımız B şıkkı açıklama olacak. Çünkü bana burada bir hikaye kişi her zaman oluşturmuyor. Bu nedir'e cevap vermiyor. Zihnimde bir resim çizmiyor ya da beni bir şeye ikna etmeye çalışmıyor. Bu yüzden B şıkkı olmalıydı cevabımız. Geldim 9. sorumuza. Yine bana ne diyor? Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor. Okuyalım öyleyse bir. Echo kimi zaman Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi adlı romanında olduğu gibi fantastik bir öyküden yararlanır. Roman kahramanı kendisinin çocukluk yıllarına gönderir ve onun gözünden İtalya'nın karanlık tarihini anlatır eserlerinde. Kimi zaman da düşüncelerini bir aracı kullanmadan doğrudan paylaşır okurlarıyla diyor bana. Şimdi söylenemez dediğine göre tek tek bir bakalım. Şimdi ben burada gibi ifadesiyle zaten bir Gizemli Alevi adlı romanında olduğu gibi buraya benzettiğini mi görüyorum? Evet, benzetme var bir. Devam ediyorum, karşılaştırmayı soruyor bana. Karşılaştırmaya geldiğimizde ise ne diyor? Kimi zamanda önceki durumla sonraki durumun karşılaştırmasını yapıyor. Eliyorum burayı da.
Devrik cümleler kullanılmıştır diyor. Evet, gerçekten de birçok yerde devrik cümle kullanıldığını görüyorum. En basiti son cümleye bakalım ki onlar öncesinde de var. Kimi zamanda düşüncelerini bir aracı kullanmadan doğrudan paylaşır okurlarıyla diyor. Paylaşmak burada yüklem ortada yer alıyor, sonda değil. Dolayısıyla ben ne diyeceğim, bu bir devrik cümledir. Bu da var, eledim. Değişik yapılı cümleler kullanılmıştır diyor. Evet, ben burada devrik cümleler, bağlantılarının farklı olduğu cümlelerde görüyorum. Fakat dikkat, zaten şuraya bakınca bir anlıyoruz. Duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. Koklama, görme, işitme gibi duyularınla ilgili bana burada ayrıntıya yer vermiş mi? Hayır. Cevabım D şıkkı olmalıydı diyeceğim 9. soru için. 10. soruya geldiğimizde hangisi ağır basmaktadır diye soruyor yine bana anlatım biçimlerinden. Hep beraber bir bakalım. Yine iletişimle ilgili bir paragraf verilmiş. Bakalım iletişimde açıklama, öyküleme, betimleme, tartışma ve örnekleme ile ilgili hangisinin daha yoğun olduğunu bir gözlemleyelim. İletişim, insanlığın başlangıcıyla başlayan ve insanlar tarafından geliştirilen dinamik bir süreçtir diyerek daha ilk cümleden bize zaten iletişimin nasıl başladığını ve nasıl geliştiğine dair açıklamayla ilgili temel bir koz verdi. Fakat devam edeceğim metnin bütünü için. Çünkü insan doğduğu günden itibaren çevresiyle ve diğer insanlarla etkileşim halinde olan, onlara iletiler gönderen veya onlardan iletiler alıp bu iletileri yorumlamada ve anlamlandırmada yeteneklerine sahip olan ayrıcalıklı ve sosyal bir varlıktır. İnsanoğlu sahip olduğu bu iletişim becerileri doğrultusunda yaşam evrenini ve toplumsal ilişkilerini belirlemekte ve onları canlı tutmaktadır. Bu yönüyle iletişim, insanoğlu için dış dünyayı yorumlayarak bireysel varlıklarının farkına varmalarına, bir biyolojik varlıklar yığını olmaktan kurtulup belli bir kültürün ve toplumun üyesi olmalarına ve içinde yaşamış oldukları toplumdaki ilişkilerini düzenlemelerine yardımcı olan vazgeçilmesi imkansız bir yaşamsal zorunluluktur diyor. İletişimi bana geçmişten bugüne tarihsel bir işlevini aslında söylemiş. Dolayısıyla ben burada açıklama, yani A şıkkı olduğunu görebilirim. Geldim yine. Hangisi ağır basmaktadırla ilgili bir sorumuz var. Bakalım hangisi metinde parçamızda ağır basacak. Babamın bavuluna dokunup onu bir türlü açamıyordum ama içindeki defterlerin bazılarını biliyordum. Burada şahsa yer vermiş mi? Şimdi birinci cümlede ben ne görüyorum? Kişi, yani şahsın belli olduğunu, benim ağzımdan yazıldığını görüyorum. Devam edelim. Bazılarına bir şeyler yazarken babamı görmüştüm. Bavulun içindeki yük ilk defa duyduğum bir şey değildi. Babamın büyük bir kütüphanesi vardı. Gençlik yıllarında, 1940'ların sonunda İstanbul'da şair olmak istermiş. Valeri'yi Türkçe'ye çevirmiş ama okuru az, yoksul bir ülkede şiir yazıp edebi bir hayatın zorluklarını yaşamak istememişti diyor. Babamın babası, dedem zengin bir iş adamıydı. Babam rahat bir çocukluk ve gençlik geçirmişti. Edebiyat için, yazı için zorluk çekmek istemiyordu. Hayatı bütün güzellikleriyle seviyordu, onu anlıyordum diyor. Şimdi burada betimlemeye yer verildiğini söyleyemem çünkü ben burada betimlemeye bir resim çizilmedi. Devam ediyorum. Herhangi bir şeyi bana açıklamıyor. Örneğin bir romanı tanıtmıyor. Devam ediyorum, tartışma beni bir şeye ikna etmeye çalışmıyor. Devam edelim, herhangi bir şeye salt bir örnek vermedi. Fakat burada biraz daha kişi, şahıs, yer, zamanı ve dığılı dili geçmiş zamana yer verilerek hikayeleştirme yani öyküleştirmemi görüyorum. Evet, bu yüzden cevabımız B şıkkı olmalı diyebiliriz. 11. soruya geçtik, 12. soruya geldik. 12. soruda bana ne söylüyor? Türkçe... Şimdi metni okuyacağız ama metinde bana ne soruyor? Yine hangisinden yararlanılmıştır diye soruyor. Dolayısıyla haydi hep beraber bir bakalım. Türkçe konuşurken araya sıkıştırılan yabancı sözcükler de dilimizi ve anlamını bozmaktadır. Şimdi burada aslında insanların Türkçe konuşurken araya yabancı kelime sözcükler sıkıştırmalarından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Devam ediyorum. Hepimiz biliyoruz ki iyi bir yabancı dile sahip olan kişi böyle konuşmaz. Her dilin kendi sözcükleriyle konuşulması gerektiğini bilir. Bunu yapanlar doğru dürüst yabancı dil bilmeyen öykünmeci kişilerdir. Şimdi ben burada çok yoğun bir eleştiri mi görüyorum? Ben burada eleştiri var diyebilir miyim? Evet, çok rahat diyebilirim. Çünkü o insanları net bir şekilde eleştiriyor. Devam edelim. Türkçemiz bugün ünlü uyumları ve ünsüz benzeşmeleriyle vurgu,
ton ve ezgi özellikleriyle son derece kulağa hoş gelen bir dildir. Gündelik yazı dilimizde bugün 120 bin dolayında sözcük bulunmaktadır. Kimse düşüncelerimi ifade etmek için Türkçe sözcük bulamıyorum demesin. Bulamıyorlarsa biraz Türkçenin güzellikleriyle oluşturulan şiir, roman, öykü okusunlar. Çünkü dilin işlendiği ve geliştirildiği yerler yalnızca edebi kitaplardır diye söylemiş bana. Şimdi baktığımda ben burada bu insanları, yani aslında diline yabancı sözcük karıştıran insanları eleştirdiğini mi görüyorum? Evet. Ve beni bir şeye ikna etmeye mi çalıştığını görüyorum? Evet, öz Türkçe kullan diyor. Dilimiz aslında oldukça güzel diyor. Bir ikna da görüyorum. Dolayısıyla kesinlikle cevabımız E şıkkı, tartışma olmalıydı diyeceğiz. Evet, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları test 2 burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları test 3 ile devam edeceğiz.